Merhaba arkadaşlar, Burak Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Survival'ın sezon finali niteliğinde bir bölüm olacak. Çünkü 5. bölüme geldik. 5. bölümden sonra demiştim işte Creative oynayacağım 2 bölüm. 2 bölüm Creative yapacağız. Ardından bir 2-3 gün sonra yeniden Survival'a kaldığım yerden devam edeceğim. Ayrıca elimde elmas kazma var görüyorsunuz. Bir elmas bulma yöntemi internette okumuştum. Onu denedim ve oldu. Onu size göstereceğim. Ayrıca akşam ben bir yatayım uyuyayım. Eve ikinci katı attım bu arada. Arkadaşlar aynı zamanda müthiş bir ağaç ev yaptım. Hani geçen sefer demiştim ya, gerçekten çok iyi oldu. Bayağı bir ağaç kastım. Yettiği kadarıyla oldu zaten, üst tarafına yetmedi. Neyse ben bir uyuyayım da. Size ne diyor? Yaratık varmış yakınlarda. O yüzden yatamıyorsun diyor. Onları bir... kediler var. Bunları da evcilleştirecektim bak ben. Bak gel bakayım buraya gel. Üstüme atladı. Hadi bakayım. Bak bir de skeleton. Tamam abi gidiyorum, tamam saldırma. Şimdi yatayım uyuyayım. Ayrıca balık tutacağım zaten. Arkadaşlar. Yine mi yaratık ya? Balık tutacağım. Onu da göstereceğim size. Oho. Önümdeymiş, korktum yahu. Lan. Ne oldu, öldü mü? Oha. Bu ne de arkadaş ya? Endermenler falanlar filanlar. Neyse bakalım, inşallah uyuyabilir bizim adam. Yine yaratık diyecek mi acaba? Tamam. Yaratık dolmuş ya. Aslında böyle olmuyordu hiç ama. Creeper yanıyor. Enderman hala orada. Creeper diyorum, zombi yanıyor. Bir tanesi ışınlandı galiba da bir tane. O da gitti. Tamam süper. Ne yapıyor? Sapıttı orada, kediye bak. Kedi kafayı kırdı arkadaşlar. Neyse orada dolanırsın. Böyle bir yol yaptım. Ağaç eve gitmek için arkadaşlar. Bu yapımı çok uzun sürdüğü için ben videoya ekleme gereği duymadım. Böyle işte yapraklar mapraklar sallanıyor böyle. Bunları toplayarak yaptım. Şöyle bir yeri var. İşte ilk katı bu şekilde. Hani buradan manzarayı izleyebiliyorsunuz oturup koltuğa. İşte fırını var, chest'i var. Crafting table var. Şu şekilde bir üst kapısı var. Böyle ikinci kata çıkıyorsunuz. Chest'im var. Bak boşmuş. Bir yatak var burada. Aynı zamanda işte buraya şey yetmedi. Ağaç yetmedi. O yüzden direkt tahtalardan yaptım. Bu şekilde kaybolursam da hani burayı görebileyim diye, hani neredeyim acaba falan filan diye bu şekilde bakacağım. Yani diyelim şuraya gittim. Şu ilerlerdeyim. Evi görmem mümkün değil. Ama burada ışık sayesinde burayı göreceğim. Aynı zamanda lavla gözetleme kuleleri de yapacağım. O lav çünkü çok uzaklardan görülebiliyor. Onu da gösteririm arkadaşlar. Şimdi bunu da gösterdikten sonra evimin ben balkonunu falan gösterdim ya. Neyse onu da görün şöyle. İşte bir balkon yaptım şu şekilde. Hoş gözüktü bence. Bayağı ağaç kestim bize. Yani ağaçları katlettik biraz. Biraz ağaç kestim hatta. Olta yapacağım. Oltayla balık tutayım hemen de. Hazır bu kedi buradayken bunu evcilleştirmeyi de göstereyim size. Ama kaybolmaz inşallah. Neyse biraz ağaç keselim. Ağaç evi görüyorsunuz. Heybetli bir şekilde duruyor. Oraya bayağı bir odun gitti. Tahta haline getirmediğim için hani direkt koydum. Bayağı gitti oraya. Neyse ben bir olta yapayım diyeceğim ama string alttaki şeylerde, chestlerde olması gerekiyor. Bir bakalım. Bayağı diamond buldum, onu da göstereyim. 36 tane falan diamond şu an elimde olan. Bir de hani 6 tane daha, 9 tane daha işte oluyor. Onlardan da şey yaptım. Diamond kazma yaptım. Şimdi madenin altındaki yeri göstereceğim size. Siz de kendiniz o şekilde bulabilirsiniz yapacağım şekilde. De ben ne yapacaktım? Şey yapacaktım, olta yapacaktım değil mi? Tahta çubuk yok mu? Var. Şunu da şuraya koyalım.
Şimdi olta şu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Stickleri böyle koyuyorsunuz. Ardından şu şekilde koyduktan sonra string'i olta olmuş oluyor. Bu arada ekinlerim bayağı büyümüş. Bunları toplamak lazım bir ara. Hadi ya, kedi kaybolmuş. Neyse, ben bir balık tutayım. Balık tutmanın da nasıl olduğunu göstereyim bu arada. Şimdi balık tutmak için şöyle direkt hani bir kare altı toprak olan yere atmayın oltanızı. O zaman çıkmıyor. Şöyle atın mesela, burası iyi. Şimdi bu aşağı doğru indiği zaman arkadaşlar hemen kaldıracağım. Balık gelmiş olacak o zaman. Biraz bekletecek ama bizi. Hadi. Ha. İşte bu şekilde balık tutuluyor arkadaşlar. Bir de balık uçuyor. Ne saçmayız artık. Balık uçtu gitti. Ha, şurada kedi demin geçti değil mi? Onu yakalayabilirsek şey yapalım ya. Aa, bir dakika, olmadı. Üç tane tutacağım. Ondan sonra kedinin yanına gideceğim zaten. Bir de zıplayıp tuttum, iyi oldu. Şimdi hadi. Haydi. Gel artık. Gel artık yahu. Çekip bir daha atacağım. Tamam, süper. Şimdi o kedi ne tarafa doğru kaçtı acaba ya? Şöyle bir bakayım, olmadı. Geri döneceğim. Bakın ağaç buradan gözüküyor. O ne? Zombi. Ha, kedi burada. Bekle, orada geliyorum, dur. Zombi hırlıyor bir de. Aşağıda bir yerlerde var herhalde. Heh. Şimdi bakın. Balığı şöyle elime alıyorum. Bunun gözüne gözüne sokmamız lazım ayrıca. Gel buraya. Gel buraya. Dur, gitme yavrum. Besleyeceğim seni, dur. Allah'ım yarabbim. Dur lan. Bana bak, bana bak. Heh. Ya şimdi var ya, dalacağım. Dur, dur, şuna bir bak yavrum, dur. Heh, gel buraya. Gel. Lan gel. Ya. Ama gelmezsen bu sefer vallahi gideceğim. Ciddiyim bak, çok ciddiyim kedi. Al ye. Bana bakıyor. Ha şunu. Dur. Deli etti bu beni ya. Bir dur da şunu bir al kardeşim, bir dur. Heh, al. Ya. Gel buraya. Lan beni nerelere getirdin? Al şunu. Al şunu be. Heh, miyav. Vururum öyle işte, adam olacağım. Heh. Biraz yaklaş, arkadaki şeylere denk geliyor be gülüm be. Gitme, gel. Heh. Al. Veremiyorum ya. Al şunu gülüm, al. Al. Al lan, al. Hasta etti ya. Ben yedim senin yüzünden, gördün mü? Alsana ya. Neyse, biraz bekleyeyim, bakayım bir şey olacak mı? Bana bakıyor. Ya yürü git ya, Allah'ın salağı. Al diyorum, almıyor. Sağ tıklıyorum, ona olmuyor zaten. Onu ben iyice bir öğreneyim de o şekilde yapayım arkadaşlar. Neyse, şimdi ne taraf, la beni nerelere soktu bu ya? Ne taraftan gelmiştim ben? Haydi, ne taraftan geldim unuttum. Ağaç evde gözükmüyor buralardan. Ne yapacağız? Şimdi şunu da göstereyim. F3'e bastığınız zaman böyle koordinatlar çıkıyor ekranda. Bayağı bir açılmışız. Ben 173'teydim. İkisi 173 olacak. Ya kediyle valla uğraşa uğraşa bak beni nerelere getirmiş, görüyor musun? Heh, şurada zaten. Neyse, kediyi evcilleştiremedik. Bayağı da peşinden koşturdu beni. Onu artık
diğer bölümlerde tam olarak öğrenip yapacağım arkadaşlar. Şöyle gideyim. Yani bir kedinin peşine böyle salak gibi dolandık ya. Neyse. Şimdi madene inip göstereyim arkadaşlar size nasıl elması buldum. Zaten oradaki şeylerin bazılarını elimde kaldı. Oradaki elmasların bazılarını kırmadım. Hani siz de görün diye orada yanınızda kıracağım. Siz izlerken kıracağım. Yanınızda kıracağım diyorum ya. Onu da göstereyim hazır. Gelmişken, gitmişken yani. Aynı zamanda redstone bayağı buldum. Redstone'da ya bunların hepsinin işte belli bir blok var. Mesela şimdi belli bir bloğun oraya indiğiniz zaman kazarak o şeyde o bloktan devam ettiğiniz zaman elmas çıkıyor. Diamond çıkıyor, ne bileyim işte elmasla diamond aynı şey zaten de. Elmas çıkıyor işte, redstone çıkıyor, altın çıkıyor. O şekilde oluyor. Ayrıca zombi var. Gel bakayım zombi. Bazen de hani yine de gitseniz de bulamıyorsunuz. Şans işi de olabilir bu yani. Bana öyle denk geldi. Ben internette okumuştum nasıl yapıldığını. Şimdi şöyle oluyor. Ben başına gireyim. Başına gideyim. Unuttum söylemeyi. Şimdi arkadaşlar F3 tuşuna bastığınız zaman burada Y değeri var. Bu Y değeri sizin yüksekliğiniz oluyor. Şimdi ben mesela 42'deyim değil mi? Ben buradan aşağı kazmaya başladım. İnternette yazdığına göre işte bir rehberde yazıyordu bu. 15'e kadar inin diyordu. Y yani 15 olana kadar gidin diyordu. Ben böyle gittim baktım. Burası lav. Burayı kapattım daha aşağı inmemek için, böyle devam ettim. Ardından aşağı inmeye devam ettim. İşte 15. bloğa geldikten sonra sola ve sağa doğru kazmaya başladım. Arkadaşlar. İşte bu tarafa doğru gittim. Bayağı gittim. Pek bir şey bulamadım. Kömür falan vardı. Altın vardı şuralarda. İşte bu taraflarda pek bir şey yoktu. Ama diğer tarafa gittiğimde işte elması asıl o taraflarda buldum. Hatta şurada solda bir tane olması gerekiyor. Onu da göstereyim. Bakın şurada elmas var mesela. Bu tarafa doğru gittiğimde bayağı bir elmas de bulacaksınız. Mesela 15'e geldim ben. 15'ten kazmaya başladığımda elmas buldum. Biraz daha aşağı gittim. Bedrock'un oraya kadar ulaştığımda buralarda redstone vardı. Burası kaçıncı blok? Burası da 22 diyorum. 8. seviye yani. 8'e kadar inmişiz. Buralar redstone'du. Zaten bir stack redstone'um var. 8 tane falan daha redstone buldum. Bu şekilde buldum arkadaşlar. Elması. Aa bak buralarda demir falan var. Aa bedrock. Bedrock'ta işte ana kaya diyeyim size. Hani dünyanın temelindeki kaya. Onu kıramıyorsunuz tabi. Bu şekilde gide gide bulabilirsiniz arkadaşlar. Madenleri. Tabi şans işi. Hani her zaman kesin tutacaktır diye bir şey yok bu. Ama büyük ihtimalle çıkıyor. Arkadaşlar. Ayrıca burada bir silim sesi geliyor. Benim yanımda ama meşale yok. Ben biraz yanımda bakayım. Biraz kömür vardı şurada. Onları alayım. Oraya doğru bir gideceğim. Bakacağım ne var diye. Çünkü silim sesi geliyor. Aynı zamanda texture pack nasıl kurulur diye sorular geliyordu arkadaşlar. Onların nasıl kurulduğunu Tailwords forumda yazdım. Aa, karnımız acıkıyor baya. Şu eti çiğ yiyeyim diyeceğim ama tahtam var mı? Ha, tamam. Tailwords forumda işte texture pack'in nasıl kurulduğunu anlattım arkadaşlar. Oradan bakarak texture pack'lerin nasıl kurulduğunu ve nasıl HD yapıldığını öğrenebilirsiniz. Bunu da buradan belirteyim. Sonra işte nasıl kuruluyor, nasıl kuruluyor diye sormanız gerekmez. Hani oradan direkt görürsünüz. Şu kadar kömür alayım hemen. Canım bayağı düşüyor. Hemen şunu kızartacağım. Çiğ de yiyebilirsiniz de ama ben pek çiğ yemiyorum çünkü fazla can getirmiyor. Hani bir işe yaramış olmuyor. Hemen pişsin. Heh. Bayağı canım düştü şimdi. Şimdi o pişe dursun. Bakın mesela redstone. Gördünüz mü? Kaçıncı seviyedeyiz? 8'deyiz işte. 8'de redstone çok çıkıyor. Altın da çok çıkıyor. Onu denemenizi istiyorum. Yani tavsiye ediyorum. Size de çıkabilir.
büyük ihtimalle çıkacaktır. Çünkü okuduğum rehberden çoğu kişi "Aa, çıktı, süpersin" falan filan gibi yorumlar yapmış yazanı da, ama bayağı kasmışım ben buraları. Neyse, o şekilde bulabilirsiniz bunları arkadaşlar. Bunu da söyledik. Şimdi ben bir tarlamın oraya bakacağım. Tarla bayağı büyümüş çünkü. Çoğu şey oradaki. Şunları alalım. Şunu da yiyeyim de. Tamam, bunu da tuttuk. Kediyi evcilleştireceğiz diye. Onu da yapamadık ya. Görüyor musun? Ha, silime gidecektim değil mi? Doğru, bir silime gideyim de ondan sonra çıkacağım buradan. Merak ettim çünkü. Yok, buradan gelmedik ya. Buradan mıyız? Nereden gelmiştim ben? Silime nereden gitmiştim, bak şimdi onu unut. Neyse, şöyle bir koyayım, galiba buradandı. Yok, buradan değilmiş. Ne taraftan gitmiştik ya? Şimdi şuradan bir yerden geliyor senin sesi zaten. Taraftan geldiğini anlamaya çalışıyorum da sesin. Ses burada yoğunlaştı iyice. Redstone. Neyse, biraz daha kazayım da olmadı çıkacağım. Yok, buralarda değil galiba. Aa, burada, aa, burada sandım yokmuş. Burada bir şey yok gibi arkadaşlar, ama sesi geliyor yani. Yakınlarda bir yerde olduğu kesin. Neyse, onu sonra artık bulurum ben bir şekilde. Tarladaki ekinleri toplayacağım. Şuradan bir çıkalım da. Nereden gelmiştik? Şuradan bir yerden olması gerekiyor. Hah, buradan. Buradan da silim sesi geliyor. Buralarda bir yerlerde var kesin de. Neyse, ben yukarı doğru devam edeyim. Gidelim bakalım. Ayrıca buraya da ray döşeceğim böyle. Yani zırtlat oraya inmeye çalışırsak bayağı uzun sürecektir. Akşam olmuş. Eve gidip yatayım ben hemen de. Sonra da ekinlerimi toplayacağım. Bu şekilde oluyor arkadaşlar işte. Madenlerin çoğunu o şekilde yaptığım şekilde bulabilirsiniz. Hani ben bu şekilde buluyorum. Yani yeni öğrendim gerçi ben de. Size onu tavsiye ederim. Ayrıca şey kırılmış, çapam kırılmış, ben bir yeni bir çapa yapayım. Elimde iron var. Bunları da fırına atalım. Iron'ım bol diye aşağıda bulduklarımı falan pek toplamadım. Azalmış, onu yeniden toplamaya başlarız. Yanlış şey koydum ya. Allah'ım, kömür almadım yanıma. Neyse, şimdi tahtayla da zaten yakabiliyorsunuz da. Ben şu şeyi yapayım. Çapayı. Çapayla şunları toplayalım. Bunları da topladık.
şurayı da toplayalım. Şimdi şuraları... Bunu büyütecektim bak, ben unutmuşum onu. Neyse, onu yaparız. Şunları ekelim. Bak. Büyütme, iyi ki büyütmemişim, zaten yetmedi. Biraz da ekmek yapayım. Ekmek de şu şekilde yapılıyor. Bunu daha önce göstermiştim size arkadaşlar. İki tane yapayım. Bakın mesela örümceğin sabah saldırmadığını söylemiştim. Sabah saldırmaz size. Ama bu gölgede duruyor. Mesela üstünü bunu şey yapsak saldıracak mı acaba? Saldırmıyor gördüğünüz gibi. Örümceklere siz saldırmadıkça sabah onlar size saldırmaz. Dedim ki Skeleton. Ya kardeşim ölüyorsun işte, bir de benle uğraşıyorsun. Niye benle uğraşıyorsun ki? Ayıp değil mi yani? Neyse bak, bir tane daha var. Gölgelerin altında bekliyorlar bir de. Sabah hani güneş ışığında yanıyorlar çünkü. Örümceğe siz dokunmayın, o da size dokunmasın sabahları. Ama akşam bu psikopat olacaktır. Ben buna dalayım en iyisi, dur. Oha. Ha, örümceğin gözü düştü bu arada. Spider A yani. Bunları da chestime koyayım. Bakın 36 tane mesela redstone olmuş hemen. Redstone kırdığınızda zaten bir tanesini bayağı çıkıyor içinden. Bir stack var bende işte. 36 tane, 39 tane daha oldu şimdi. Örümceğin gözünün şimdilik işimiz yok onunla. Kabul bayağı var bir de. Ben oraya aşağı gittiğimde bayağı kabul bulmuştum. Kabul kasmıştım daha su. 46 tane de elmasımız oldu. Çok güzel. Onlarla belki üstüme bir set yapabilirim. Yanımda kemik var. Ama hiç kurt görmedim daha. Onunla pek bir işim olmadı. Fidanlar da pek bir işime yaramayacaktır. Ama ileride hani kendime bir küçük orman yapmayı düşünüyorum. Onu yaparsam orada kullanacağım. Şunu da şöyle koyayım. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. İşte Burak Oyundan'ın Survival ilk 5 bölümü tamamlandı. 5 bölüme devam, sonra 5 bölüm daha çekeceğim. O bölümlerde artık iyice geliştireceğiz kendimizi, evimizi falan filan. Onları size göstereceğim. 2 bölüm Creative bölümü gelecek. Onun işte onda hasat sistemi yapmayı göstereceğim. Gizli kapı yapmayı falan filan göstereceğim. Onlar olacak. Assassin's Creed 2 bölümleri devam ediyor. Battlefield 3 bölümleri devam ediyor. Battlefield 3'e belki ara verebilirim, pek hani rağbet görmüyor gibi. O yüzden ona ara gelebilir. Ayrıca Oğuz'un bölümleri devam ediyor arkadaşlar. Oğuz Oyun'da işte Max Payne bölümleri var. Ekibimiz ayrı zamanda, işte ekibe katılmak isteyen arkadaş çok oluyor. Şunu belirteyim, ekip şu an 3 kişi. Ercan, Oğuz, bir de ben. Ercan arkadaşım işte bilgisayarında bir sorun var. O yüzden pek giremiyor. Ama o da ekibin içinde. Bir de forumdan tanıyorsunuz, Tenzo diye bir arkadaş var. O da işte test bölümü çekiyor. O da ekibe katılacak büyük ihtimalle. Yani 4 kişi olacağız. Ekip alımları şu an tamamlandı. Bir de şeyimizin ismi değişebilir. Kanalımızın ismi. Çünkü hani 4 kişi olacağız. Artık hani Burak Oyunda dediğimiz zaman hani bireysel olmuş oluyor. Ben de sevmiyorum onu. Bu duyuruyu da buradan yaptık arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi günler.